خل من يصير لنا شغل. الله علي اللي قدام ما نعرفش مين قدام يجوز نموت. Kar ve yağmur yağışının ardından görmüş olduğunuz alan komple çamurlaşmış ve Osmanlı'nın döşediği raylar hala duruyor. Bugün tarihlerden 5 Şubat 2022 Cumartesi Hatay Havalimanı'na ulaştık. Hava oldukça soğuk. Burada durum böyleyken sınırın öte tarafında arazinin çok daha düz ve savunmasız olduğu bölgede nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Görünen o ki burada işler hiç de kolay değil. Suriye'nin topraklarının ilk noktalarından bir tanesindeyiz. Arkamdaki tesis İHA'nın buraya getirdiği yardımları lojistik üste tasnif ettiği ve buradan yola çıkardığı bir ara tesis. Burası çok büyük bir depo. İçerisinde bakliyattan işte battaniyeye, çocuk ayakkabısına, yetişkin montuna ve kız çocuklarına defter, kitap vesaireye kadar pek çok malzeme var. Şu anda girdiğim kısım biraz dramatik. Burası emanet kısmı. Ve benim burada dikkatimi çeken şey şuradaki tekerlekli yürüteç ve kol değnekleri. Uzunca da bir tarih geçmiş üstünden, tozlanmış. Bu koltuk değneklerine muhtaç insan şu anda yaşıyor mu, yaşamıyor mu tabii. Bilmek çok mümkün değil. Kuzeyindeki bir çadır kampı noktasındayız. Burası aslında nispeten çok daha düzgün ve yerleşik bir alan. Hava şansımız da bugün oldukça iyi ama yine de 10 derece civarı bir soğukluk şu anda hissediliyor burada. Buradaki çadırlar su geçirmez bir bez ve üstünde ince bir maçla kaplı bir çeşit yalıtımla sıcak tutulmaya çalışılıyor. Ama dondurucu soğuklarda içinde yaşamak ne kadar mümkün? Dikkat çekici bir soru. Gelmeden önce burası çok yoğun bir şekilde kar ve yağmur yağışının ardından görmüş olduğunuz alan komple çamurlaşmış ve yürümek imkansız hale gelmiş. Hala yer balçık vaziyette, insanlar her gününü burada geçiriyorlar. Bir bölgede 100-150 çadır kurulamıyor çünkü buranın işte tuvalet, su, altyapısı buna çok müsait olmuyor, kaldıramıyor maalesef. Dolayısıyla bu şekilde öbeklerden oluşan çadır kentler, çadır kasabalar, çadır köyler var İdlib kırsalında. Çoğunun ayağında Anadolu'da, Karadeniz'de lastik tabir edilen ayakkabılar var. Bazılarının ise o ayakkabısı bile yok. Yalın ayak yürümeye çalışıyorlar. Çadırlardan bazıları derslik haline getirilmiş, bazıları mescit haline getirilmiş. Toplu bir şekilde çocuklar oraya geliyorlar, ders işliyorlar. Burada gönüllü bir öğretmen onlara okuma yazma öğretmeye çalışıyor. Bu arkamdaki bütün bu çadırlar çok nizami bir şekilde sıralanmış. Bilmiyorum görülebiliyor mu ama neden bu kadar nizami bir şekilde sıralanmış? Burası tarım arazisi olduğu için sınır bölgesi mi diye sorduğumuzda şu cevabı aldık. Bu çadırların olduğu hat Sultan Abdülhamid Han'ın inşa ettirdiği Hicaz Demiryolu güzergahı. Ta Osmanlı'nın döşediği raylar hala duruyor ve zemin seviyesinden yukarıda olduğu için su baskınlarından buraya göre oldukça güvenli bir alan teşkil ediyor. İsimleri neler? Cismek ya Halime. Hamza. Büyüyünce ne olmak istiyorlar? Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Halataka hadisul gâşiye. Vücud. İzin gâşiye. عميرة ناصبة تسقى من عيننا تسرى نار حامية تسقى من عيننا آنية ليس لهم طعاما إلا من ضريع لا تسمن ولا تغني
لا يغني من ولا ينظرون إلى الأمن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف نصبت سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليكم بمسيطر إلا من تولى وكفر فليعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابكم ثم إن علينا حسابكم. ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي. جمال عبد الله كان عملي كويس جيد وجيت هالحرب وطلعنا لجاي ما ظل عندناش خالص مروا على أرضنا نزرعها وبعدين أنا انجلطت يعني صعبتني جلطة دماغية إيدي ورجلي واقفات ما يشتغلن بل أرضها بأرضنا هنا بأرض الوطن يعني كنا متأملين نروح ردونا الجيش لورا ونرجع على بلادنا. الله كريم بل شيء أخذنا أتراك يقشونهم لورا ونرجع لنا ما بننتم هنا يعني شو بنسوي. إن شوك يستدي شيء نوعه أرجع لبلادي سيكون أمان وما في أسد ما في روسيا ما في إيران لأن هم خربوا الدنيا إحنا لون إيران وروسيا كانوا حد ماخذيننا من زمان ذابحين الأسد ماخذينهم. تشمي باشجك لا نبغى نظام باشجك لا بيني إيش يبشجك الحين هذا الساعة صغيرة لا لسه سنتين ثلاث يعني 15-16 وزمان ما إيش يبشجك لا هل من يصير لنا شغل الله عليهم اللي قدام ما نعرفش مين قدام يجوز الموت Yani gelecekte ne olacak bilmiyoruz. Hı. Belki ölürüz. Olayım, tamam. Ne var, ne iş varsa çalışacağız. Ne tar? Burası bir aslında yetim kampı. Sağlı sollu kerpiç evler var. Burada tam 250 yetim yaşıyor. Buranın diğerlerinden farkı bu yetimler belletmenler yahut işte eğitmenler gözetiminde değil. Anneleriyle beraber yaşıyor ve babalarını kaybeden bu çocuklar burada hem eğitim alıyor hem ihtiyaçları gideriliyor hem de ailesinden ayrılmamış oluyor. O yüzden buralar yatakhaneler şeklinde değil böyle küçük küçük evler küçük küçük haneler şeklinde düzenlenmiş durumda. Şimdi size sürekli acı ve gözyaşının eksik olmadığı bu toprakların nadiren de olsa çocukların sevinç çığlıklarıyla inlediği o anlardan bir tanesini göstereceğim. Buraya gelen hayırseverler, gönüllüler beraberinde pek çok çikolata, gofret ve tatlıyı getiriyorlar. Çocuklar da şimdi onlara ulaşmak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Lazım sabır arkamda neredeyse bir ilçe büyüklüğünde olan bir dönem irili ufaklı mezralardan müteşekkil olan bu alan keramet. Sis nedeniyle gözükmeyebilir ama üst noktalarda bir yerde Atme kampı var. Meşhur Atme kampı da orada. Şu anda 250 bin insanın yaşadığı bu çadır ve piriket evlerle çevrili şehir yıllar önce İç Savaş'ın çıktığı günlerde kurulmuş ve birike birike bu hale almış. Ucu bucağı neredeyse gözükmüyor. Gerçekten çok düşündürücü bir tablo.